Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Dünyaya örnek olacak bir seçim süreci yaşadık. Son derece kaliteli, vakur bir biçimde Türkiye seçimlerini yaptı. Hem meclis seçimlerini hem sonra cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve bütün dünyada bazı odakların, bazı kesimlerin Türkiye'nin seçimlerine dair oluşturmak istedikleri o gereksiz havayı da millet iradesi darmadağın etti. Ve gerçekten standardı çok yüksek, şölen havasında bir seçim dönemi geçirdik. Sonunda da milletimiz Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanlığına seçerek istikrardan yana iradesini koydu. O bakımdan Türkiye bir 5 yıl kazanmıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Her alanda gelişmeyi sağlayacak bir dönemi yaşayacağız inşallah. Her alanda da Türkiye'yi geliştirerek dünyanın 10 hedeflediğimiz o 10 gelişmiş, kalkınmış, demokrasisi güçlü, 10 ekonomisi güçlü, 10 ülkesi arasında sokma hedefimize doğru inşallah yolumuza devam edeceğiz, ilerleyeceğiz. Ben katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, önce gazeteci meslektaşlarımı görmekten çok mutluyum. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Şunları söyleyebiliriz meclisle ilgili. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Atatürk'ün meclisinde bulunmaktan müthiş mutluyum. Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımız Erdoğan'ın önderliğinde muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için önemli işler yapacağımıza bu dönemde de inanıyorum. Biz 14 Mayıs'ta seçildik ama milletvekili olduğumuzun ya da en azından kendim için söyleyeyim, milletvekili olmamızın heyecanını yaşayamadık. Milletvekili seçildiğimizi fark edemedik. Niye? AK Parti olarak bizim aklımız, fikrimiz Cumhurbaşkanlığının tamamlanmasıydı, seçimin tamamlanması. 28 Mayıs'ta bu iş tamamlanınca biraz sanki vekilliği hisseder gibi olduk. Şu anda da tam hissettiğimi söyleyemem. Belki yemin töreninden sonra tam milletvekili olarak kendimizi hissedeceğiz. Ülkemizin kalkınmasında önemli işler yapacağız diye düşünüyorum. Ne zaman? Aktif siyasette miydi? Evet. Soru ne? Sorunuz ne? Vallahi siyaset dışında nasıl bir mücadele anlamadım ben. Yani. Binlerce teşkilat mensubumuza çok teşekkür ederim. Bu süreçte emekleri bizim için çok kıymetli. Gece gündüz demeden kapı kapı dolaşarak birlik mesajlarımızı ilettiler. Cumhurbaşkanımızın birlik mesajını herkese tek tek ilettiler. Muhalefette de görev alanlara çok teşekkür ediyorum, gönüllülere. Çünkü bence %85 katılımla aslında dünyaya ne kadar canlı bir demokrasimiz olduğunu, demokrasiye olan inancımızı göstermiş olduk. Tüm dünyaya göstermiş olduk. Çünkü bu Avrupa'nın en yüksek oranı. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz burada 30 yaş altında 5 vekilden 4'ü AK Parti'de. Bunun kıymetli bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Siyasette samimiyet önemli. Gençlerin aslında samimiyete ne kadar kıymet verdiğini görmüş olduk seçim sonucundan. Kazanan Türkiye oldu. İnşallah bundan sonra da tüm genç arkadaşlarımızın kazandığını hissettirecek projeler yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler, çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. İngilizce konuşalım. Evet.
Evet, bir genç olarak, bir kadın olarak milletvekili olmaktan dolayı, burada gençlerin ve kadınların temsilcisi olmaktan dolayı gururluyum. Bu ülkeye baktığımda birçok genç, ne yazık ki milyonlarca genç, milyonlarca kadın bu ülkeye baktığında onlara hayal kırıklığına, onları hayal kırıklığına uğratan olaylarla karşılaşıyor ve bu hayal kırıklıklarını görürken bir yandan da umut etmek isteyen gençler var. Gelecek için çalışan, kendi ülkesine sevgisiyle çok çalışan gençler var. Ben tam da o gençlerin buradaki temsilcisi olmaktan dolayı gerçekten büyük bir gurur içindeyim. Var mı heyecan? Heyecan var tabii ki. Ülkemiz için çalışacağız. Geleceğimiz için çalışacağız.